Herkese yepyeni bir Resident Evil 2 diyecektim yahu. Allah, orada screenshot alıyorum. Herkese yepyeni bir Resident Evil HD Remaster bölümünden merhabalar. Geçtiğimiz bölümde burada bırakmıştık hatırlıyorsanız. Burası, daha sonra hatırladım ki ben bu kadar uğraştan sonra, aslında burayı yapmak zorunda değilsiniz. Yay! Buraya bir şey istiyorum. O Five Nights at Freddy's'deki yay var ya. Yay! Ama Chris'i seviyorsanız yapsanız iyi olur. Öyle diyeyim. Jill, tabii ki hayattayım, Jill. And I don't think we're part of the equation. No shit, Sherlock. Jill, elinde grenade launcher var. Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing though. Tamam. Burayı yapmak zorunda değilsiniz ama işte oyunun birden fazla sonu olduğu için burayı yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Size kalmış. Ben yapmayı tercih ettim. Ama dediğim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Direkt oyunun sonuna gidebilirsiniz çok meraklıysanız. Ama Chris'i niye kurtarmak istemiyorsunuz? Adam taş yumrukluyor yahu. Yani. Lütfen. Şimdi asıl olaya gelelim. Ben dedim ki burası son yer falan ama değil. İşte ben hep hatırlıyorum, daha sonra oyunu kapattıktan sonra diyorum. Orası pek oyunun sonu değil Beril. Çünkü böyle bir şey vardı. Böyle beynimde bir şey yanıyor izlerken tekrardan kontrol için. Şimdi biz oradaki asansörü unuttuk. Asansör. Resmen asansör, koskoca asansörü unuttum. Ama ondan önce ne unuttum biliyor musunuz? Asansörün şeyini vermeyi, gücünü vermeyi unuttum. Şimdi gideceğiz, onu vereceğiz. Şuradan giderek. O kırmızı bir oda vardı ya, hani benim mod diski soktuğum yer. İşte orada. İki tane, oranın sonuna doğru iki tane yer var orada. Buradan mı gidiyorduk biz oraya ya? Aman. Aa, artık kafa atacağım yani. Oranın sonunda, buradan gitmiyorduk sanırsam ama. Bilmiyorum, artık emin değilim, hiçbir şey değil. Buradanmış ya. Oranın sonunda iki tane bilgisayar bulmuştuk ya, o bilgisayarlar işte o işe yarayacak. Onu ben... Nasıl oldu, açmadım, açtırtmadı mı acaba? Hani o kilit şey açıldıktan sonra mı açıldı, ne oldu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bu Mo diskimiz, Mo. Buradaki olayları hallettiğimiz için rahat rahat gezebiliyorum ben tabi. Daha sonra buradan... Sonra... işte iki tane bilgisayar geliyordu. Açalım, güzelce girelim. Evet, burada bir... Burada mıydı? Bundan sonrakinde miydi? Bundan sonra var mıydı bilmiyorum ama şu galiba işte. Heh. Yes. Allah. Gördüğünüz gibi artık... olayı gerçekleştirebileceğiz. Çünkü asansöre gideceğiz şimdi. Ve heyecan dorukta. Save mi etsem acaba? Bir daha mı save etsem? O kırkı görsek mi ya? Artık zaten sonlarına geldiğimiz oyunda heyecan dorukta. Şimdi bu kadar şeyi tekrar etmek istemiyorum açıkçası. Çünkü Chris'e gitmem gerekiyor. Tekrar buraya gelip işte asansörü başlatmam gerekiyor. Bu kadar yol, üf. Vakit kaybı yani. O daha az vakit kaybı. O yüzden onu yapacağım gidip. Hem yolumuzun üstünde değil ama yanında sayılır. Şuradan hemencecik sizi fazla oyalamadan gidiyorum. Bir save atayım ne olur ya. Şuradan hemen ink ribbon'ımı alayım. Sandığı açabilirse. Bir save'imizi atalım. Hadi bakalım, çabuk. Save'imizi attık, 40'a giden müthiş save'imizden. İlk ribbon'ımızı bırakalım ve ondan sonra asansörümüze gideceğiz zaten. Acaba yanıma bir şey daha... Ay, almıştım ben zaten diğerinde değil mi? İşte tekrar başlatınca oyunu böyle bir problem yaşadım. Tamam, şimdi iyiyim. Şimdi gözüm kara bir şekilde asansöre gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Heyecanlıyken böyle bacaklarımı oynatıyorum. İğrenç bir şey. Böyle sürekli şu moddayım. Lütfen çalıştır. Teşekkür ederim. Artık çıkmak, gitmek istiyorum buradan, ne olursun. Aha! Geldi bizimki. Ne bekleyeyim seni be?
Salağa bak. Arkamı döndüğümde Magnum'la bana çakmayacağın ne malum. Bir şey diyeceğim. Niye Barry'e Chris'in nerede olduğunu söylemedin? Gerçi niye söylese adam. Hain. Hain de değil de bir tuhaf. Barry tuhaf ya. Ne anlamadım olayı. Ve bir kıl. Beni şeyle bıraktı yukarıda. Aşağıda daha doğrusu. Seni beklemek istemiyorum inanmasın. Bunlar alabiliyor muyuz bunları? Vallahi veriyor. Shotgun shell yani her zaman işime yarar ama hani gerek yoktu. Bileydim shotgun'ımı alırdım. Sağ ol. Hayır, bir şey. Allah'ım çok korkuyorum. Çünkü burası artık yani o mutasyona uğrayanların yani böyle direkt bilim adamlarının denekleri üzerinde çalıştığı yerler. Öleceğim yani. Wesker. Wesker! Al Thank işte. you, Barry. Well, what do you know? Oh, Cii, don't blame salak Barry for mısın? everything. Belliydi I know zaten. His better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Ha işte ailesini tehdit ederek Barry'i kendi tarafına çekmiş Wesker. You're pathetic. Elinde grenade launcher var. You shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Neden Stars'ı yok etmek istiyorsun? That's Umbrella's intention. Bu Umbrella'nın istediği bir şey. You're just a slave of Umbrella. Umbrella'nın kölesisin. Smart girl. But I think you misunderstand me. Akıllısın ama beni yanlış anladın diyor. Are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Evet, dediğim gibi laboratuvar patlatacak. Barry, go up on the ground and wait there. Barry yukarı çık ve orada bekle diyor. Barry'e bak ya! You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh. Umbrella. Kız tok. Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? Umbrella'nın görevleri Umbrella'nın altında olduğumu zannediyorsun ama öyle bir şey yok dedi. Ben kendi amacıma hizmet ediyorum. Uh-oh. Uh-oh. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Oh! Barry! Bana kıyamadın! Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Salak bir ya hep bu her zaman bu hata mı yapılır ya? Ya bir şeyin öldüğüne emin olun abi, kafasını mı vuracaksın? Bir daha mı ateşleyeceksin? Ne yapacaksan bir emin ol öldüğünden. Bu kadar zor olmamalı yani. Shot. Hepimiz öleceğiz. Barry. Ölmemiş işte. Buradan ölür mü insan? Bir de adam Stars Stars elemanı yani şey hani üstünde herhangi bir kurşun geçirmez şey olduğunu da biliyorsun. Oo. Aa! Premature. Önce Wesker'ı tokatladı. Ya salak adamı tokatladı bir de kendini tokatlatıyorsun. Ya siz nasıl Stars'ı oluşturdunuz? Aa! Shot! Aça. Bir şey mi yapmam gerekiyor acaba? Gel bakayım. Oh ho ho ho. Bir şey mi basacağım ya? Ne yapacağım? There's no time. This is not time for that. Ah shit. Oo, ölüyormuşuz. Şimdi işte diyorum ki keşke yanıma daha çok alsaydım işte.
İşte o dediğim Allah ya. Allah! WASD'yi bulamadım ya panikten. Çekil be. Aa öldü vallahi. Asit attım belki ondan mı acaba? Bak şimdi şeyin öldüğünden emin olacaksın işte. Sen peki ölmüş mü? Bak hala yaşıyor, hala tepki veriyor çünkü. Barry! Ne ezik bir şekilde öldü dedi Veskra. Observation note. Bu kendi kendine tuttuğu notlar herhalde. İlk virüsten sonra G virüsü, 21 yıl sonra G virüsü bulunmuş. Prototip parazit olarak geçen. Fransa'daki bir laboratuvarda yapılmış. December şey falan filan. Ay! İşte prototip parazit bir renin bedeninde 21 yıldır yaşıyormuş falan. Sonra da bir anda mutasyona uğramış. Ya da işte gelişmiş falan. Bu olayı gördükten sonra hani bana bu araştırmamda daha yardımcı oldu diyor. Hani T virüsünü daha yüksek yapabilecek bir şey G virüsü diyor. Bu da işte bütün BOW dediği de işte bu yaratıklar falandan bahsediyor. William Birkin'in şeyiymiş. Ha, Alexia'nın suratında oluşacak Alexia'nın tipini merak ediyorum ona araştırmamdan bahsettiğim zaman diyor. Ama işte birkaç yılım daha yok maalesef diyor. Bu William Birkin'in olayı zaten Resident Evil 2'de açıklanıyor. Barry nerede? Where is Barry? Barry! 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 You're okay. O Tyrant kalkacak biliyorsunuz değil mi? Sorry. That was careless of me. Kalkacak o. He's gone. Kafasını kes. Let's just get out of here. Barry, grenade launcher'ım var ama hiçbir şey beceremedim Barry. O Tyrant kalkacak biliyorsunuz değil mi? Hissediyorsunuz değil mi? İliklerinizde hissediyorsunuz. Ben de. Bu böyle bitmez yani bir oyun. Tamam. Bunu da açtık. Bu muhtemelen Chris'i açan yer miydi? Muhtemelen. Bilmiyorum. Burada bilimsel deneyleri şey ettikleri yermiş. Başka bir şeyimiz var mı? Biz nereden çıkacağız ya? Herhalde helikoptere gideceğiz. Helikopter nerede kim bilir Allah'ım. Burada başka bir şey var mı? Bu Wesker kılı yüzünden ben buralara hiç bakamadım çünkü. Ha, bu buranın ters tarafı. Tamam. İnşallah bir şey unutmadık burada. Çünkü buraya hiç geri dönmek istemiyorum yani. O kadar geri dönmek istemiyorum ki o kadar olur. Chris'e gidelim. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Wesker must have set it off. Let's hurry. Aynen dediğim gibi. Wesker işte o binayı patlatacak olan şeyi ayarladı. Ve bana limitli zaman verdiler kaçmak için. Müthiş. Müthiş. Impossible. Şimdi Chris'e gitmem gerekiyor mu ekstra? Şimdi çünkü bütün her şeyi hallettiler. Dur. Ben save edeceğim ya. Kıllandım. Şimdi çünkü bütün bunları tekrar yaşamak istemiyorum bir şey olursa. Ay her defada save'imi açıklamak zorunda hissediyorum kendimi. Niye açıklıyorum ya? İstedim save edeceğim. Allah Allah. Hayat bir şey. Save edeceğim. I like saving. Allah'tan şey yok ha. Zamanlama yok yani. Incrib'ını alayım. Ben böyle kendi kafama gel. Ben Incrib'ını mı alsam? First Aid'i mi alsam? Ne yapsam ya? Diye. Şurada hemen save edelim. Chris ekstradan gitmeme gerek var mı? Yoksa zaten kilit açıldığı için Chris kendini kurtardı mı? İşte benim merak ettiğim şey bu.
İnşallah. Bir yine de gideceğim ama. Yani Chris'i bırakamam çünkü orada. Biz gidelim bakalım. Elimizde asit roundlarımız da var. Korkacak bir şey yok. Paniklemediğimiz sürece bu el bizde. Ben nereden çıkacağımızı da bilmiyorum işin açıkçası. Şuradan ben gideyim hemen Chris'i alayım. Hakikaten nereden gideceğim ben? B'ye hiçbir şey demedim. Beni hiç kimse yönlendirmedi ki. Bir yönlendireydiniz ya. Ay, ödüm koptu be salak. Bunlar için shotgun'ımı alaydım yanına, ne yapsaydım. Ay bir şey diyeceğim var ya, beynim durdu şu anda. Grenade launcher'la. Ay bir dakika. Aa vallahi dur. Kafam karıştı. Chris neredeydi? Baştaki yerde değil mi? Tamam bir dur. Tamam. Sakin. Chris'e gidiyorum. Chris. Chris'i kurtaracağız. Chris'i kurtaracağız. Burada değil. Chris burada. Meğersem Chris bensiz gitmiş zaten. Kesin öyle oldu. Ve ben şu anda boşuna gidiyorum buraya. Chris! Geldim. Geldim Chris. Geldim. Hadi aç. Chris kapıyı açamadı mı? Bas bağırıyor kilitler açıldı diye. Çıkamadı mı çocuk kendine? Hadi Chris. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Yeah. Almost. Now let's get the hell out of here. Nasıl? How? Abi bir yönlendirin ya, ben unuttum yani. Vay ya, nerede yazıyordu biliyor musunuz? O okumadığım dokümanda yazıyordu ne yapacağım. Lakaret. Shot! Come on, let's go. Come on, let's go. Herkes önden, Jill şeyden. Allah bilir nereden. Vallahi hatırlamıyorum yani. Ah. Buradan dümdüz gideceğim ben yani. Yukarıda bir yerde bir... Yani helikopter sonuçta yukarıda bir yerdedir herhalde. Kalbim bundan yana. Ha, şunları alacağım yalnız. Çok üzgünüm ama bunları alacağım ben artık. Yalnız hatırladığım kadarıyla mutlaka envanterinizde tek bir yerlik boş yer bırakın. O geyiği hatırlıyorum. Öyle bir geyik vardı. Sonra çok pişman edebilirsiniz. Yanınıza aslında alabildiğiniz kadar hat da alırsanız güzel ama ben işte diyorum ya, yüksek bir zorlukta oynamadığım için o kadar umurumda değil. Şimdi yine buradan çıkışta bir save edelim çünkü artık bundan sonrası oyunun sonu yani, bitti. Finito! 40 yapamadım save'imi ama denemedim, ne diyeyim, bir first aid alırım. Yerim var çünkü. Yine de yani... Hani emin olmak için yanımızda olsa bizim için daha iyi işin açıkçası. Save ettik. Mutlaka dediğim gibi yanınızda bir yerlik alan yere bırakın. Daha sonra buradan çıkacağız. Çık. Yalnız bir şey diyeceğim, bu 5 dakika içinde falan patlama olmuyor mu? Hiç bize süre mi vermediniz? Ha! Şey yaptığımdan değil, hani söylendiğimden değil. Buradan değil mi? Tamam. Bu arada Barry bırakırsanız ya da Barry bizim Lisa'yla Lisa hangi ne demek istiyorsanız. Eğer oralarda adamlar burayı doldurmuş ama hiçbirini almayacağım. Bırakırsanız ve Barry ölürse bir şekilde
Brad bu arada aradı hani. Bu diyor son şansınız, eğer hani biri varsa mutlaka bana söyleyin. Eğer Barry öldüyse Barry sizinle gelmiyor. Eğer gidip Chris'i geri kurtarmazsanız Chris sizinle gelmiyor. Biz ikisini de kurtardığımız için muhtemelen en güzel sonu alacağız. Yani yaptığımıza değecek. Bu ne be? Ha, bu olay zaten. Fuse unit. Aldık inşallah başka bir şey. Fuse unit'i de hemen oraya koymuşlar. Hadi ya! Oyun bitiyor, oyun bitiyor. Hemen bir tane bulmaca bulun bana. Abi orada bir tane şey var, onu oraya koyalım. Tamam. Damn it! We're almost there. Jill, you just get in contact with Brad. No. No, babe. We can make it. Jill, ladies first. Chris. Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. İyi, en azından bir işe yaradınız ya. Teşekkür ederim gerçekten. Bu arada alt tarafa gelen şey Kimera'ydı. Kimera mı? Kromera mı? Ne? O işte kalamar mıdır? Nedir? Adımı unuttum. Alt tarafa o geliyordu galiba duyduğum kadarıyla. Yani sanarsın ki Tyrant'la savaştı adamlar. Ha işte bak dedim. Beklediğimiz dakikada geldiğine göre gerçek bir Resident Evil sonuna hazırlanabiliriz. Yalnız 5 saniyemi geri istiyorum çünkü 5 saniyemi boşuna harcadınız. Tam 5 saniye. Heh, bunun için işte alan bırakmanız gerekiyor. Signal Rockets. Çünkü burası pek güzel bir yer değil. Şimdi burada Signal Rocket'ları kullandığımız zaman Brad'e çarpıyormuş roket. Son şansınızda sinyal roketleri tarafından yok edildi. Heh. Aferin. Aferin bebişler. Aha, beklediğim an. Tabii ki Tyrant ölmedi. Heh, önce Chris'e vur. Şimdi bir de Barry'e vurursan ben tek başıma bu savaşı yaparım. Dur! 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 Allah kahretsin! Ulan son anda kaybettik adamı, görüyor musunuz? Nerede benim güzel endingim? Tamam öldü artık, kendine gel. Of ya, aç. Eğim alamıyorum ki. Shotgun'ımı alaydım, ne yapaydım? Bu ne biçim bir şey? Yani tamam güçlü de. Hani Allah. Jill, inventory, hadi Jill, inventory Jill. Bir de böyle kan mı atıyor böyle yere? Hani böyle elime geldi. Ah be, Barry'i kaybettik. Abi zaten bende var o. Ha pardon, grenade bazukaymış. Dur! Yuh! Pislik herif! La. Ben onu alacağım yani. İstediğin kadar tribe gir. O benim olacak. Hadi bakalım. Son anda Barry'i kaybettik. Şaka maka. Ah be Barry, inşallah ölmemiştir. Ama öldü ya, böyle resmen Nemesis gibi geçirdi. Yani Barry'i kurtaramadım yani, hani shotgun'ım olsaydı belki önüme çekebilirdim. Ama kurtaramadım. Oh, patladı. Ah Barry! Barry, ama üzülmeyin, gerçek şeyde Barry ölmüyor.
daha önceki oyunlarda böyle bir geyik vardı. Yani böyle bir göndermeler, hani Jill ile Chris arasında bir şey mi? Hani böyle konuşmalar falan oluyor, böyle birbirlerine atıyorlar şeyleri falan. İpuçlarını. Ama sonra onu yapmadılar. Ondan sonra şey oldu, friend zone oldu. Hani böyle işte bu benim partnerimdi ya. En sevdiğim partnerim valla. Şimdi galiba ben good ending'i aldım. Yani iyi sonu aldım. Bir de bunun good plus ending'i var olması lazım. O da Barry ölmezse eğer. Ama eğer mesela ne Chris'i kurtardınız ne Barry'i kurtardınız, o zaman hiçbir şey alamıyorsun. Direkt patlıyorsunuz. Direkt kendiniz kaçıyorsunuz. Yani bu kadar da olay olmaz. Evet, böylece inanmazsınız bir serinin daha sonuna gelmiş olduk. Ben biliyorsunuz Resident Evil serisinin büyük bir hayranıyım. Çok severek oynadığım bir seri işin açıkçası. Çok da zevk aldım bu seriyi yaparken. Umarım siz de benim kadar zevk almışsınızdır. Tabii ki işte o arada sürücü ifade... Yani yanlış bir şey söylediysem sizi alındıracak falan filan. Özür diliyorum. Tabii ki oyun sırasında ağzımızdan böyle şeyler çıkıyor. Ha, sanki bir daha hiç görüşmeyecekmişiz gibi konuşuyorum değil mi bazen? Ama şey geçsin diye arkada. O aksın diye ben konuşuyorum. Çünkü neden bilmiyorum. Japonların böyle bir huyu var. Böyle 20 dakika boyunca şey akıyor arkada. Kredis akıyor. Yani inanın bana şurada duran... şurada bir şey duruyor mu bilmiyorum. Şurası şuna kadar... Adamlar isim yazmayı seviyorlar. Yani şu koltuğun en arkasında oturan arkadaşın... sadece bakarak bize verdiği yemek bile çok önemli diye onu bile şuraya ekliyorlar yani. O yüzden uzun sürüyor biraz. Tamam, abarttığım kadar uzun sürmedi. Barry çok içimde kaldı. Yani gaza, o kadar gaza gelsem, yorgun olmasam dönüp Barry'i de kurtaracağım yani, ama maalesef. O kadar gazda değilim. Shinji Mikami! Ve... Tabii Chris'le oynarsanız başka şeyleri de görebiliyorsunuz. Belki bir gün... Jill, you did a fine job. Valla pek iyi bir iş yaptığımızı söyleyemeyeceğim işin açıkçası. 11 saatte bitirdiğimizi düşünürsek... yani... Tebrikler Jill. Tebrikler. Evet. Ve böylece bir serinin daha sonuna gelmiş olduk. Başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.